sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri, oda başkanlarımız, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, senatkarımızın geleneksel hale getirildiği etli pilav ve ayran dağıtımıyla törenimiz sona erecek. Ahilik Teşkilatı temelleri Ahi Evran Veli tarafından 12. yüzyılda Anadolu'da atılan ve günümüze kadar ulaşan en önemli kültürel hazinelerimizden biridir. Ahilik, kardeşlik, dostluk, yol arkadaşlığı demektir. Eli açık, konuksever insan anlamına gelir. Doğruluk, dürüstlük, hoşgörü ve dayanışma gibi değerlerimizin bilgi ve birikimleri harmanlanıp üretim ve ticarette hayat bulmasıdır. Ser vererek gelecek neslin yollarını aydınlatır. Eğitim yetiştirdiği çırak da gün gelir, olgunlaşıp usta olduğunda o da ilerideki kendi çırağını yetiştirir. Ahilik kültürü hepinizin bildiği gibi bizi biz yapan, Anadolu'yu bize vatan yapan ve 12. yüzyıldan sonra bu coğrafyada tutunmamızı ilmek ilmek işleyen ana kültür öğelerinden bir tanesi. İlim adamları 12. yüzyılda, 13. yüzyıldaki ahilik sisteminin kuruluşunu Türk Rönesansı olarak tanımlıyorlar. Ama bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin çarşılarında, pazarlarında ahilik kültürüyle ilgili neler kaldı? Bunu düşünmek lazım. Ahilik nedir'i konuştuk ama ahilik ne değildir'i de unutmamak lazım. Ahilik sadece kazanmak, biriktirmek, zenginleşmek değildir. Maalesef çarşılarımızda benim esnaf diye tanımlamama imkan olmayan bazı türediler çıktı. Bunlar sadece akşamki cirolarının hesabını yapıyorlar. Hiçbir kültür değeri, hiçbir bizi biz yapan unsur yok. İşte bunları eğer ahilik teşkilatı geçmişte olduğu kadar güçlü bir şekilde devam etseydi, acaba devam edebilirler miydi? Ahi şeyhleri, ahi şeyhül meşahitleri, o dönem güçleri bugün de olsaydı acaba onları o çarşıda barındırırlar mıydı? Yoksa onların pabuçlarını dama atarlar mıydı? Bizim artık yeniden ahilik kültürünün o temel değerlerini, biraz önce çok kıymetli konuşmacılar ifade ettiler, yeniden benimsememiz lazım. Turistlerimiz var Antalya'ya, milyonlarca turist geliyor. Bunlar bizim misafirimiz. Biz turistlerimizi bir misafir gibi mi algılamalıyız? Yoksa birer kazanç kapısı ya da ne bileyim, tabirimi mazur görün, bir kazıklanacak bir unsur gibi mi görmeliyiz? Bunu yapmak bizim kültürümüze yakışır mı? Asla. Ama biliyorsunuz ki gazete haberleri bunlarla dolu. Bizim bir ayıklanmaya ihtiyacımız var ve gerçekten gerçek esnafın, gerçek ticaret erbabının ahilik kültürünü ta yüzlerce yıl önceden taşıyan ve o büyük insanlara, Ahi Evren başta olmak üzere o büyük insanlara layık ahilerin, esnafların, ticaret erbabının yeniden çarşıları doldurması lazım. İşte o zaman kültür olarak da bir yere varırız. Çarşıda yaşatır, çocuklarımız da bu iklimden etkilenir. Yoksa okullarda bu değerler sadece söyleyerek olmuyor. Rol modellere ihtiyacımız var. Ve değerli oda başkanımız Kemal El Yapan'ı da ben sahneye davet etmek istiyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Ve kendisi yılın ahisi olarak belirlendi. Şu an önünde 60 yıllık mesleğini icra etmekte. 73 yaşında demircilik mesleği. Yılın kalfası, evet. Yılın kalfası efendim. Genç esnafımıza ve sayın vekilimize, oda başkanlarımıza teşekkür sağlayan orta sandığına usta adayı tarafından terfi hak. Doğrudur şeyh. Evladımız. Allahu Ekber. Allah. Dünya işlerinde adil olması
ahirette teraziye göre hesap vermesi manasını içeren terazi nasihati vermektedir.